Evet, Aleyna Tilki de saplantılı sözde hayranı yüzünden evini değiştirmek zorunda kalan ünlü isimlerden biri. Aleyna'nın sır gibi sakladığı yeni adresini Sinan Akçıl efendi, müzisyen Sinan Akçıl az daha açık ediyordu ki araya muhabir arkadaşlarımız girdi, izleyelim. Araba geldi. Araba kapıda buydu. Araba geldi. Aleyna Tilki sapkın bir hayran nedeniyle kabuslar yaşamış ve Üsküdar'daki evinden taşınmıştı. Aleyna Tilki ile ilgili sırrı maalesef Sinan Akçıl bozdu. Aleyna Tilki'nin rekorunu kırdığımızda onu yüzüne söyleyelim çünkü komşu olduk. Şu an bizim ben aynı rezidansı taşındı. Yakında onu hoş geldin ziyaretinde bulunup senin Adıyaman'da 15 bin kişiyle geçmişim diyeceğim. Sinan Akçıl pişman oldu. Evini öğrenmiş olduk senin söylemenle abi. Karşılayabiliyorum. Allah kahretsin. Güzel bir pot kırıldı. Şimdi kıza da dedi, şey, sakın böyle adresi ifşa al falan demeyin. Ne yapayım yani ben bilmiyordum Allah Allah. O da yani bana da söylemedi gizli gizli. Evet, Sinan bombayı az daha patlatmak üzereydi ki son anda frene bastı. Nasıl magazin gündemini takip ediyor? Her şeyi çok her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Aleyna bizim sitede oturuyor, komşu olduk diyor. Evet. Bir ara Burcu'yla değil mi? Boşanma aşamasında olduğu Burcu'yla altlı üstte oturmaya başlamışlardı. Evet. Boşanma kesinleşince, artık ayrılık kesinleşince belli ki Sinan oradan ayrıldı. Taşınmış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sinan'la Aleyna aynı sitede oturuyorsa oradan muhteşem bir işbirliği gelir diyorum bak. Yeni Emrah Karaduman gibi böyle bir sinerji. Muhteşem işbirliği mi gelir? Başka bir şey de gelir. Bence muhteşem bir işbirliği gelsin önce. Çünkü Sinan diyor ki eve ziyarete gitmeyi düşünüyorum dedi. Cinderella'nın üvey kardeşi olarak ben de çanlar çalmaya kusura bakma. Bir kahve içmeye geldim demesiyle. Güzel bir beste de çıkabilir, bir bakarsınız aşk da çıkabilir, belli olmaz. Bilemiyoruz. Aleyna ile Emrah arasındaki uyum, Sinan ile Hadise arasındaki olur. Uyum bak buradan çıkabilir sana evet. Söylüyorum. Olur. Bakalım ne çıkacak. Güzel şarkılar gelebilir. Aleyna'nın İngilizce şarkısını dinledin mi? Bir jenerik paylaştı. Şeyi beğendim. Yani o motosiklet üzerindeki klibi var ya. Evet. O görüntüleri inşallah başka birisi kendine uyarlamaya kalkmaz. Böyle genç birisine yakışıyor çünkü. Ona yakışmış. Evet evet ona yakışmış. Take It or Leave It şarkısının ismi. Şarkı yarın Warner Bros etiketiyle piyasada olacak. Onu da belirtelim. Klipten de bayağı. Bu sahneler bayağı bir konuşulacak. Daha önce de sanki böyle bir motosiklet üzerinde bir klibi daha vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben ilk böyle klibi, ilk klibi de sanki yatakta motosiklet. Yatakta görüntülerinde sık sık zaten paylaşıyor. Şarkıyı dinleyelim. Bu şarkı mıydı? Bu şarkı hayır mı? Bu şarkı. Bu yeni şarkısıymış. Evet. Hayır bu değil. Yeni şarkının tanıtımı diyorlar ama. Evet evet tamam tamam bu evet tamam bu. Peki. Diğer şarkıya ne kadar benziyor diğer İngilizce şarkısına? Benziyor. Bir parça benziyor. Ona. Fakat İngilizceyi güzel, diksiyonu güzel. Zaten bir ayağı sürekli Londra'da olduğu için. Şimdi ünlüler dünyasında birbirlerini giyim, tavır, tarz, klip, sahne konusunda çok taklit ediyorlar. Ama Aleyna'yı şu anlamda taklit etmek biraz zor. Bu taklit edilemez. Edilemez. Evet. Bir de Aleyna'nın neyini seviyorum biliyor musun? Hı. Bu camiada tek başına. Evet. Hiç böyle bir gruba yaranayım, bir gruba yaranayım diye o grubun içine dahil olmuyor. Evet. Tek başına, tek başına yetebiliyor. Ve gerçekten yaşından büyük işler yapıyor diye düşünüyorum. Risk alıyor bir kere Müge. Tabii, tabii. Yeni şeyler deniyor. Evet. Olur ya da olmaz. Evet. Yani birine böyle kuralları çiğnesin, yürüsün, gitsin, ezberleri bozsun. Aynen. Arada böyle bir renk aynılar olsun. Aynılar zincirinin arkasına takılmış gitmiyor. Çünkü bazı müzikler var artık birbirinden ayırt edemiyoruz. Bazı sesler bile birbirinin aynısı olmuş durumda. Ben yani kaç kere yanıldım bu o muydu değil miydi çok falan diye. Çok cesur bir kız. Cesur, ailesi de destekliyor. Ara ara tabii cesur olmasından, kuralları yıkıp ezberleri bozmasından dolayı başı ağrıyabilir. Başı ağrıdığı vakitte çok isyan etmemesi lazım. Bu işin raconu bu, kuralı evet. Bu. Zaten iki yıldır da değil mi böyle bir şey de yapamıyordu bak. Uzun zamandır. Onu da söyledi. Aleyna'dan hiçbir şey gelmiyordu. Dedi. Hatta biz bu masada eleştirdiğimiz zaman
Ne yaptı? Kendi kendine bir günah çıkardı. Dedi ki evet, 2 yıldır hiçbir şey yapamadım. Evet. Ama yakında döneceğim, sizlerden özür diliyorum şeklinde evet, bir açıklama evet, bile yapmış. Kesinlikle. Zor günler geçirdim demişti. Durumunu çok güzel evet, özetledi. Fakat Aleyna'yı eleştirdiğimiz bir konu var ki ablaları olarak, yüzündeki dolgular. Evet. Yani orası olmuyor. Ya, onun tazecik, gencecik bir kız ne gerek var onun ki? Onun tazeliğini bozuyor o dolgular. Peki Aleyna'ya arkadaşlarımız sosyal medyada yaptığı ilginç danslar ve fotoğraflarla ilgili paylaşımlarını sormuş. Aleyna da cevap vermiş. Fotoğraflarıma evet doğru, kimse anlam veremiyor demiş. Aleyna Tilki bugünlerde günde sadece 4-5 saat uyuyor. Hanımefendi çok yoğun. Bu görüntüsüne dikkat edin. Araba geldi. Araba kapıda buyurun. Araba geldi. Aleyna Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, siz? Aleyna Tilki bir klip çekti. Çekimlerde şarkıcıdan soyunan annesi Havva Üstel de vardı. Ya iyiyim ama çok yorgunum. Yorgunluğu sebebiyle. Baksana artık giymeye bile mecal yok. Pijamayla gezerim yani, yeni çekimden çıktım. Evet. Klip hazırladım, fotoğraf çekimi yaptım. Bir de ayrıca tüm dünyaya teker teker böyle her ülkeye video çekmem falan gerekiyordu. Onlar da beni çok yordu. Aleyna çok yorulmuş çekimlerde, biraz dertli. Vallahi derdi dünya olanın dünya kadar yükü oluyormuş gerçekten. Yani halimden de belli oluyordur zaten. Öyle yani. Aleyna Tilki sosyal medya hesabında bir vazoyu kırdığı anları paylaşmıştı. Güzelim vazo tuzla buz olmuştu. Sosyal medya fotoğraflarında çok konuşuluyor. Aynen. Geçtiğimiz haftada bir ya şey vazo değil, gölge işte take it or leave it yazmış işte şeye. Çekerken kırıldı ama güzel bir story oluştu oradan yani. Onu paylaştım, herkes vazoyu kırmış falan dedi. Niye kırayım canım, sanat eseri yanlışlıkla kırıldı yani. Benim fotoğraflarımı kimse anlamıyor. Benim fotoğraflarımı kimse anlam veremiyor ki zaten. Ben de bir aslında anlamı olsun diye çekmiyorum yani. Hani bir mesaj da vermeye çalışmıyorum yani genelde. Doğal hallerimi çekiyorum yani. Neyse, teşekkürler. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Yorgunken böyle çok konuşup böyle şey, herkesi yormak istemiyorum. Hadi görüşürüz. Farkında mısın? Böyle cetvelle çizilmiş menajerler ve yapımcılar tarafından belirlenmiş ünlü röportajları var. Hani bir bağlaçı kullanırken bile böyle 3 saniye falan bekliyor. İle demek için veya mı desem falan böyle. Duraksayan ünlüler var. Onların yanında böyle doğal insanları dinlemek bir hoşuma gitti. Çok rahat. Yanında annesi var. Evet. Annesi kamera önünde röportaj yapmak istemiyor. Hemen evet, arabaya koşuyor. Aleyna'yı tek başına bırakıyor. Bak gerçekten bazı popçular var. Onları siz asla tek başına bir yerde göremezsiniz. Onlar böyle kalabalıklar halinde gezmeyi severler değil mi? Onların tabii, böyle bir aşiretleri vardır. 5 kişi halinde, önden, 7 kişi arkadan, 2'şer kişi sağ sol. 2 kişi arkadaşlardan biri poşet taşır, diğeri çantasını taşıyordur. Bir ama tanesi muhabirleri de kırmamak için. Aynen öyle. Ya Aleyna'da İnanılmaz bir özgüven var ve o özgüveni çok seviyorum. Evet evet. Tek başına röportajını veriyor. Çok rahat, gayet rahat da o saçını savurması falan ne kadar doğal geldi. Ya, tarzı bile zaten pijama terlikle sokağa çıkmış. Evet. Klip çekimi sonrası bir restorana gidiyor annesiyle beraber. Ya yurt dışında da hani böyle sitelere baktığımızda, haberleri okuduğumuzda arada ünlüler ve starlar saçmalıyor. O kadar eğlenceli evet, ki. Bazen işte saçmalamak gerekiyor zaten. Saçmala, bir renk kat, bir çizginin dışına çık, bir konuşul ama müzik sektörümüz son zamanlarda rap popu geçti, pop da rapi geçti. Onunla aranje ediyorum, şimdi bununla imza atıyorum. Bugün gündemde de var. Ya bugün böyle, gündemde de var. Ben artık hani cetvelle çizilmiş gibi. Ama Aleyna ne diyor? Bu kadar tatlı, doğal, şey hafif de böyle sağa sola giden cümlelerin arasında derdi dünya olanın dünya kadar derdi oluyor diyor. Kendini geliştiren de bir kız. Evet. Evet. Hiç boş durmuyor. Yok. Çok sevdiğim bir söz var. Boş bir kafa şeytanın oturma odası. Öyle. Bazıları da boş oturmaktan hı, artık nereye saldıracağını şaşırmış. Evet, evet. Şeytan bile onları... Kirpiğine bile takılanlar var, biliyor musun? Bile, aynen. Şeytan bile onları terk eder. O kadar kötüsün ki beni geçtin diye. Ben senin vücudunu ve zihnini terk edeyim der. Doğru. We'll be right back.